Sevgili üçüncü sınıf arkadaşlarım hepinize yeni bir videodan merhaba. Bu videomuzda sizlerle kitabımızın 118. sayfasında yer alan sorularımızı yanıtlayacağız ve Deniz Kızı metnimizi inceleyeceğiz. Hemen ilk kısımla başlayalım. Öğrenmeden önce kısmında bana sorular vermiş. Bakalım hangi soruları sormuş. Nasıl bir yerde yaşıyorsunuz? Örneğin İstanbul'da yaşıyorum. Site'de yaşıyorum, apartmanda yaşıyorum diyebilirsiniz ya da herhangi bir il ya da herhangi bir köyde yaşıyor olabilirsiniz. Müstakil bir evde yaşıyorum, havuzlu bir evde yaşıyorum, bahçeli bir evde yaşıyorum gibi yanıtlar verebilirsiniz. Yaşadığınız yer güzel ve bakımlı mı? Evet, güzel, bakımlı fakat kalabalık ya da sakin, sessiz, güzel, bakımlı, huzurlu. Hangisi ise bunu belirtebilirsiniz. Yaşadığınız yerin güzel ve bakımlı olması için neler yapıyorsunuz? Çöpleri çöp kutusuna atıyorum. Etrafımı kirletmiyorum. Kirletenleri uyarıyorum diyebiliriz. B kısmında denizde yaşayan canlıların e, hangilerini biliyorsunuz? Bunu sormuş. Bildiklerinizi de yazmanızı istemiş. Yazalım arkadaşlar. Baktığımız zaman. Halina. mürekkep balı. Yunus. Köpek balığı. Deniz kaplumbağası. Deniz anası. Testere balığı. Ahtapot. Çeşit çeşit yazabilirsiniz arkadaşlar. İkinci kısımda Deniz kızı metninde önce sessiz daha sonra sesli okuyalım ve okuma sonrasında denize nelerin atıldığını yazalım demiş. Metnimizi okuduğumuzu varsayarsak arkadaşlar ben yazacağım. Siz metni okuyun. E, denize otomobil lastiği konserve kutuları su şişeleri atılıyormuş. Metnimiz biraz uzun ama okuyalım. Deniz Kızı. Eski zamanlarda denizin derinliklerinde yaşayan bir deniz kızı varmış. Deniz kızı zaman zaman deniz altına biner, her tarafı dolaşırmış. Köpek balıkları da onu korurmuş. Deniz kızının deniz kabuklarından yapılmış çok güzel bir sarayı varmış. Sarayın her yanı inci mercanla kaplıymış. Deniz kızı bir gün sarayın bahçesinde oturmuş etrafı seyrediyormuş. Köpek balıkları da onu bahçenin etrafında bekliyorlarmış. Bu sırada deniz kızının kafasına bir şey düşüvermiş. Korkuyla hemen içeri kaçmış. Köpek balıkları da köpek balıkları bir de bakmışlar ki bu düşen plastik bir su şişesiymiş. Yine bir gün deniz bahçesinde gezerken yukarıdan yuvarlak kara bir şeyin kendilerine doğru geldiğini görmüşler. Hemen sağa sola kaçışmışlar. Meğer bu bir otomobil lastiğiymiş. Deniz kızı hemen köpek balıklarını çağırmış. Gidip etrafa bir bakın demiş. Köpek balıkları hiç vakit kaybetmeden etrafı kontrol etmişler. Ama kimseyi görememişler. Saraya geri dönecekleri sırada köpek balıklarından birinin başına bir konserve kutusu düşmüş. Köpek balıkları çok korkmuşlar. Deniz kızı sarayında heyecanla köpek balıklarını bekliyormuş. Az sonra onların bahçeye girdiklerini görmüş. Ne oldu diye sormuş merakla. Köpek balıkları bir şey bulamadık demişler. Tam bu sırada Yunus balığı da oradan geçiyormuş. Deniz kızına dönerek günaydın demiş. Günaydın. Sizi üzen, sizi üzgün ve telaşlı görüyorum. Evet halimizi hiç sormayın. Ne oldu her gün başımıza tuhaf bir şey düşüyor diyerek durumu Yunus balığına anlatmış. Yunus balığı duyduklarına çok üzülmüş. Demek buraya kadar geldiler demiş. Deniz kızı şaşırmış. İnsanlardan söz ediyorum demiş Yunus balığı. Plastik şişeler, eski lastikler. Ne varsa denize atıyorlar. Fabrikaların kimyasal atıkları da buraya akıyor. Bu atıklar etrafa zehir saçıyor. İnsanlar bizi hiç düşünmüyorlar mı demiş köpek balıkları. Düşünseler böyle yapmazlar da herhalde. Dünyada sadece onlar yaşamıyor. Bizi de düşünmeleri gerek. Şimdi ne yapacağız biz? Bilmiyorum demiş Yunus balığı. Ama şunu biliyorum ki çocuklar bizi seviyor. Onlardan yardım isteyebiliriz. İsterseniz onlara bir mektup yazalım. Peki bu mektubu nasıl ulaştıracağız çocuklara? Siz orasını bana bırakın demiş Yunus balığı. Yazdıkları mektubu plastik bir şişenin içine koymuşlar. Sonra yunus balığı onu sahilde oynayan çocuklara götürmüş. Çocuklardan biri şişenin içinden kağıdı çıkarıp okumaya başlamış. Denizin kirlenmesi onu da üzmüş. Hemen arkadaşlarının yanına koşmuş. Çocukların denizi kirletenlerle mücadelesi işte böyle başlamış. Evet arkadaşlar, metnimizi okuduk. 3. etkinliğimizle devam ediyoruz. Aşağıdaki kelimelerin sözlükteki anlamlarını resimli sözlükten bularak yazınız demiş. İnci istiridiyelerin içinde oluşan değerli sert sedef renkli tane. İki, mercan ne demek? Bunu sormuş. Kırmızı iskeletli bir deniz canlısı. Saray padişahların kümdarların oturduğu görkemli bir yapı. Bu şekilde sorularımızı yanıtladık arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğimize geçebiliriz. Yukarıdaki kelimelerin zihninizde çağrıştırdıkları ile ilgili bir resim çizelim. İnci çizebilirsiniz, mercan ve saray çizebilirsiniz. Bu kısmı size bıraktık arkadaşlar. Dördüncü etkinliğimizde deniz kızı nerede yaşıyormuş? Bunu yanıtlayacağız. Denizin derinliklerinde yaşıyormuş. Deniz kızının nasıl bir sarayı varmış? Deniz kabuklarından yapılmış görkemli şöyle görkemli bir sarayı varmış diyelim. Başlarına düşen kara şey neymiş demiş. Otomobil lastiğiymiş. Deniz kızı başlarına gelen tuhaf durumu kime anlatmış? Yunus balığına anlatmış. Yunus balığı deniz kızına ne yapmayı önermiş? Çocuklara mektup yazmayı önermiş. Bu şekilde sorularımızı yanıtladık. Aşağıdaki kısımda ise Olaylardan gerçek yaşamda olabileceklerin başına, tilki olmayacakların başına çarpı koyalım demiş. Köpek balıkları denizde yaşıyormuş. Evet doğru. Deniz kızı sarayında oturmuş etrafı seyrediyormuş. Gerçek hayatta bununla karşılaşmayız. İnsanların denize attığı şey otomotip, otomobil lastiğiymiş. Doğru. Evet atabiliyorlar. Yunus balığı deniz kızına niçin üzgün olduğunu sormuş. Hayal ürünüdür. Denizde yaşayan canlılar çocuklara mektup yazmışlar. Bu da hayal ürünüdür. Dışarıdan denize her gün bir şeyler atılıyormuş. Evet gerçek hayatta da olabilir. Yunus balığı yazdıkları mektubu çocuklara götürmüş. Bu daha hayal ürünüdür arkadaşlar. Bir sonraki kısımda atasözleri ve deyimler sözlüğünden temizlikle ilgili iki tane atasözü seçildi demiş arkadaşlar. yazalım şunu söyleyebiliriz arkadaşlar temizlikle ilgili akan su yosun tutmaz sağlık. Varlıktan yedir. Bu da temizlikle alakalı ama e, temiz avlu evin süsüdür şeklinde yazarsak içinde temizlikte geçer. Temiz avlu evin süsüdür. Aslan yattığı yerden belli olur. İstediklerinizi yazabilirsiniz. Ben olsam bunu ve bunu yazardım arkadaşlar. Devam ediyorum beşinci etkinliğimle. Beşinci etkinliğimde. Aşağıdaki cümlelerde koyu renkte yazılan kelimelerin yerine aynı anlama gelen kelimeler yazalım demiş. Yani eş anlamlı kelimeler. Baktığımız zaman arkadaşlar. Deniz kızı sarayına döneceği zaman hiç beklenmeyen bir şey olmuş. Zaman vakit demektir değil mi arkadaşlar? Eş anlamlısı vakittir zaman kelimesinin. Yine devam ediyoruz. Deniz kızı bir gün sarayın bahçesinde oturmuş etrafı seyrediyormuş demiş. Bu sefer de seyrediyormuş kelimesinin eş anlamlısını bulacağız ve onu yazacağız arkadaşlar. İzlemek, seyretmek denilebilir öğretmenim. İzliyormuş diyebilirsiniz. İzliyormuş. Bu sırada köpek balığının başına siyah bir şey düşmüş. Siyah kelimesinin eş anlamlısı da kara kelimesidir. Yazabiliriz arkadaşlar. Altıncı etkinlikte e, metne arkadaşlarımıza an hatlarıyla anlatalım demiş. Deniz kızının e, sarayında otururken insanların attığı çöplerin onun başına düşmesi, diğer varlıkların başına düşmesi ve bunun sürekli devam etmesi sonucu Deniz kızı bu durumu Yunus balığına anlatıyor. Yunus balığı da çözüm olarak çocukların hayvanları çok sevdiğini ve onlara bir mektup yazabileceklerini öneriyor. Daha sonrasında da bu durum karşısında çocuklardan yardım istemek için mektup yazıyorlar ve çocuklar da bu mektubu Yunus balığının onlara götürmesiyle okuyor. Sonrasında da çözüm için harekete geçecekler. Yunus balığını çocuklara getirdiği mektupta neler yazdığını düşünüyorsunuz? Bu kısma yazacaksınız arkadaşlar. Sevgili çocuklar, bizler sizi çok seven deniz canlılarıyız. Başımıza gelen problemleri sizlerle paylaşmak istedik. İnsanlar türlü çöplerini denizlere atıyorlar ve denizler hızla kirleniyor. Biz hayvanların da yaşama yaşama tehlikeye giriyor. Lütfen bizlere yardım edin ve birlikte bu duruma bir son verelim. Sizleri çok seviyoruz. yardımlarınızı bekliyor olacağız sevgiler bu şekilde yazmış olabilirler arkadaşlar 8. etkinlikte soruların cevaplarını söyleyelim demiş temiz bir çevrede yaşamak insanlarda hangi duyguları uyandırır huzur mutluluk mutluluk diyebiliriz. İkinci soruda çevreyi kirletmek canlılara ne tür zararlar verir demiş. Onların yaşamlarını tehlikeye sokar diyebiliriz. Onların yaşamlarını tehlikeye sokar. Onlara zarar verir diyebiliriz arkadaşlar. Videomuzu burada tamamladık. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.